Aytunç Erken Gideceği limanı bilmeyen kaptan İmparatorluklar ekonomik gelişimi ihmal edip askeri maceralara girdiğinde ve kontrol edemedikleri derece büyüdükleri andan itibaren çökerler. ABD tam da bunu yapmıştır. Türkiye bu durumu görmek ve çöken imparatorluklar döneminde yeni rota çizmek mecburiyetindedir. Bir denizci olarak şu tavsiyeyi yapalım. Gideceği limanı bilmeyen kaptana hiçbir rüzgar fayda sağlamaz. Türkiye'nin rotası 99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk tarafından belirlendi. Tek yapacağımız o rotaya geri dönmektir. Mavi Vatan'ın isim babası Tüm Amiral Cem Gürdeniz'in Fırtına Kırmızı Kedi Yayın Evi kitabından bu tespitle başladım yazıma. Tam da NATO zirvesi ve Türkiye'nin İsveç sorununun rafa kaldırdığı günlerde bu kitap rota yani izlenecek yol oldu benim için de. Neden mi? Biliyorsunuz 28 Mayıs seçimlerinden sonra bir kaptan metaforu var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yakın zamanda kullandığı ve istifasını isteyenlere karşı gemiyi güvenle limana taşıyacak kaptan benim mesajını verdiğini düşündüğümüzde iktidar ve muhalefet için rota ve kaptan artık daha anlamlı iki kelime. Beştepe'de bir kanat ısrarla teslimiyet yok dese de başka kaynaklar seçimlerden önce belirli çizgi değişikliklerinin olacağını da anlatmışlardı ekonominin bu konuda belirleyici durumda olduğunun altını çizmişlerdi. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la yaptığı görüşmede değişimin şifrelerini şu açıklamasıyla verdi. Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi. Ama şimdi Yeni bir süreci başlatıyoruz. Tabii benim için bu yeni süreç 5 yıllık bir süreç. Şimdi sizde de seçim hazırlıkları var. Bu seçim hazırlıklarıyla birlikte şimdiden başarılar diliyorum. Daha önceki görüşmelerin ısınma turları cümlesinin altını çizelim ve NATO zirvesine kadar geçen süreçte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan üzerinden yapılan görüşme diplomasisinin ısınma olduğunu söyleyelim. Burada bir noktaya daha dikkat çekmekte fayda var. Erdoğan Biden ile görüşmesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Bu kadronun Avrasya Ligi'nde değil, Batı Ligi'nde oynamak için kurulmuş bir kadro olduğunun da herkes farkında. 14 28 Mayıs öncesinde de rota farklıydı kaptan başka konuşuyordu. Biden beni düşürmek istiyor. Tarih 11 Mayıs 2023. Kılıçdaroğlu şu açıklamayı yaptı. Sevgili Rus dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, dip ve içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirliğinden ve dostluktan yanayız. Not. Bu açıklama bana göre de doğru değildi ve ciddi eleştiri aldı. Tarih 13 Mayıs 2023. İstanbul Ümraniye'deki mitingde Erdoğan, CHP liderini sert bir dille Rusya üzerinden eleştirdi. Ya bay bay Kemal, bu ne akıldır? Bu nasıl anlayıştır? Bugüne kadar tarım ürünlerinde Rusya bizim en önemli müttefiklerimizden bir tanesi. Savunma sanayinde öyle. Aynı şekilde şu anda turist akınında 5.5 milyona yakın turist bize nereden geliyor? Rusya'dan geliyor. Bunu ne yapacaksın? Amerika'dan aldığın talimatla mı yapacaksın? Biden'dan aldığın talimatla mı yapacaksın? Biden, Erdoğan düşünmemiz lazım diye talimat verdi. Bunu ben biliyorum. Bunu benim bütün halkım biliyor. Şimdi yarın sandıklar demek ki şimdi yarın sandıklar demek ki Biden'a da bir cevap verecek. Şimdi gelinen noktada Biden'a cevap veren Türk halkının seçtiği lider darbe girişiminin terörün arkasında olan hatta muhalefete dizayn eden güçle ısınma turlarından yeni sürece doğru evrildi. ABD'nin ve NATO'nun hedefinin Rusya olduğunu bilmeyen yok. Putin'in müttefiğinden Rusya'ya darbe. Soru şu, seçimden önce önemli müttefik olan Rusya'ya karşı Biden'la birlikte nasıl bir tavır alınacak? Acaba dün Nisvik'te Putin'in müttefiği Rusya'ya bir darbe indirdi başlığıyla yayınlanan şu tespit izlenecek yolumu anlatıyor. Şu tespit izlenecek yolumu anlatıyor. Geçmişte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile özel ilişkisini öne çıkaran Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılmasına izin vermeyi kabul ederek Rusya'nın NATO'nun kapsamını sınırlama çabalarına pazartesi bir darbe indirdi. Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa'nın büyük bir kısmından giderek daha fazla dışlanırken Erdoğan kendisini Rusya ile Batı arasında kilit önemdeki bir ara bulucu olarak konumlandırmaya çalışıyordu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı çıkarken Putin ile yakın ilişkilerini de sürdürerek ince bir denge tutturmaya çalışıyordu. Bir not daha. Seçimden hemen sonra iktidara yakın bir isim bana savunma sanayinde olan değişimler konusunda uyarı yapmıştı. Hatırlayın ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası Çerçevesinde Aralık 2020'de o dönemin Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve 3 yetkilisine yaptırım uyguluyordu. Seçimlerden sonra Savunma Sanayi Başkanlığına Aselsan CEO'su Prof. Dr. Haluk Görgün atandı ve bu da ABD ile normalleşiminin ilk adımlarından oldu. <laughs>